Siyasi istikrarsızlık sonrası şiddetli gösterilere sahne olan Irak'ta erken seçim ihtimali güçlendi. Gösteriler sonrası 29 Kasım'da istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi'den sonra yeni başbakan seçilemedi. Meclise yeni başbakanı belirlemesi için verilen süre 17 Aralık Salı günü dolacak. Başbakanı belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na devredilecek. Cumhurbaşkanı Behram Salihi de yeni bir başbakan görevlendiremezse yasalara göre 60 gün içinde erken seçime gidilecek. Hali hazırda parlamentodaki yerini koruyan Sadr ve İbadi Hareketi ise zaten yeniden seçimden yana. Bu belirsizlik havası ülke üzerindeki güç ve hakimiyet çekişmesi gösterileri kontrolsüz hale getirdi. Haçlı Şabi'nin kurumsal pozisyonuna ilişkin tartışmalar ve terörle mücadele biriminin kaldırılması Irak'taki pazarlığın göstergesi olarak yorumlanıyor. Çok sayıda uzman şiddet ve kaos ortamında sağlıklı bir seçimin yapılamayacağı görüşünde hemfikir. Amerika'nın Saddam Hüseyin'i devirmesi devamında yaşanan iç savaş, daha sonra ise IŞİD'le mücadele sürecini yaşayan Irak zorlu bir dönemden daha geçiyor. Ekim ayının başından bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği talebiyle başlayan gösterilerde şiddetin dozu her geçen gün artıyor. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salihi Musul gezisi sırasında saldırıya uğradı. Öfkeli bir kalabalık Cumhurbaşkanı'nın konvoyunu taşladı. Salihi'yi araçtan inmeye zorladı. Şu ana kadar 460 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede Haçlı Şabi kontrol noktalarının arasında bulunduğu 4 ayrı yere de bombalı eylemler düzenlendi. Salahaddin ve Diyala eyaletlerinde düzenlenen saldırılarda 15 kişi öldü. Saldırıyı üstlenen olmadı. Güvenlik kaynakları saldırıların IŞİD terör örgütünün izlerini taşıdığını belirtiyor. Suriye'deki IŞİD'lilerin bir kısmının Irak'a geldiği rapor ediliyor. Bombalı saldırıların yankısı sürerken Vespe Meydanı'nda bir gencin cansız bedeni vinca asıldı. 17 yaşında olduğu belirtilen Heysem Ali İsmail'in önce evinde linç edildiği, sürüklenerek meydana getirildiği görüntüler yayınlandı. Görüntüler üzerine Birleşmiş Milletler'den şiddetin durdurulması çağrısı yapıldı. Duyuruda, Vespe Meydanı'ndaki olay mutlak bir çöküşün göstergesidir. Irak güvenlik güçlerine barışçıl göstericilerin tam kurulması çağrısında bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Başkent Bağdat ve Kerbela'da da gösteriler devam ediyor. Çatışmalarda çok sayıda protestocu yaralandı.